Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Otobüs Simülatör Ultimate'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yeni bir araç aldım ikinci el pazarından. Mercedes Travego 15. Oldukça güzel bir araç arkadaşlar. Konfor seviyesi 3. Yolcu kapasitesi de 46. Kalan paramızı da bunu kişiselleştirmeye harcayalım. Daha sonrasında da bunu bir deneme seferine çıkaracağız elbette. Multimedya ve internet olmazsa olmazımız bizim. Bunları bir ekleyelim. Daha sonrasında 33 bin lira daha paramız var. Aksesuar da ekleyebiliriz. Öncelikle bayrak tabii ki. Ne kaldı? Gözlüğümüzü de alabiliriz. Telefonu da alabiliriz. Hatta bir de bardak alalım. Paranın dibini iyice sıyıralım. Ben bir de buna skinleri de indirdim arkadaşlar. Otobüs firmalarının skinlerini. Bir de buna skin ekledik mi? Çok güzel olacak. Şuradan skinler diyelim. Metro turizm klası da seçelim. Nasıl? Bence çok güzel oldu. Aracımız 10 numara gözüküyor arkadaşlar. Artık hazırız. Arkadan da şöyle bir göstereyim. Tamamdır. Bunu da ekledik. Aracımızı seçelim. Buradan da sefer haritasına gideceğiz. Seferler. Şöyle bir bakalım haritaya. Nereye gidebiliriz? Bizim mevcut ofislerimizden. Daha sonrasında yeni ofisleri de açacağım. Şu an para kalmadı yeni otobüs alınca. Yeni ofisler gelecek. Soğuk bir memleketten daha soğuğuna gidelim mi arkadaşlar? 472 kilometrede yolumuz var. Yeni aracımız Mercedes Travego 15'i bu şekilde deneyebiliriz. Bilet fiyatı 75'miş. Biz bunu 80 yapalım. İkram da alacağım. Su, kek ve çay. Bu da bizim vazgeçilmezlerimizden. Onaylayalım. Tabii ki de yola biz çıkacağız. Şunu altınla hemen başlatalım. 3300 lira getirisi var arkadaşlar bu seferin bize. Haydi bakalım başla. Evet, oyunumuz yüklendi. Sivas şehirler arası otobüs terminalindeyiz. Aracımızı bir çalıştıralım. Peronumuza doğru ilerleyelim. Ya şuradan dolanmaya ne gerek var ya? Şu ortadan geçsek ya. Vallahi geçelim arkadaşlar bu ortadan. Oradan hiç dolaşmaya gerek yok. Araç da Metro Turizm'in bu indirdiğimiz skiniyle gayet güzel olmuş arkadaşlar. Travego 15. Hemen şöyle yandan da göreceğiz şimdi. Çok güzel. Yolcu kapasitesi diğer otobüsten düşük. Ama olsun. Önemli değil. Gayet konforlu bir araç. Yolcularımız geliyorlar. 41'e 41. Artık yolculuk için hazırız. Haydi bismillah. Vallahi çok şık duruyor araç ya. Gerçekten beğendim yani. Mercedes'in otobüsleri çok güzel arkadaşlar. Tabii daha güzel otobüsler de var elbet, sadece Mercedes'in değil. Ben bunun bir de hızını da merak ediyorum. Acaba hızı nasıl bu aracın? Bak, Göbek'ten sola döneceğiz. Bizim yine Sivas köftecisi reklamı da Göbek'te mevcut. Hemen kamerayı içeriye alacağım. Birazdan dışarıdan gösterdim. Bir de aracın kokpitine bir bakalım arkadaşlar. Şeye benzer. Bizim Turismo'ya benzer bir kokpiti var. Bunun da yine göstergeleri elektronik. Yağmur başladı. Hemen sileceklerimizi çalıştıralım. Şu dar yollardan. Sanki bu araç daha hızlı gibi. Arkadaşlar. Bu araç bayağı hızlı. İleride daha güzel yollarda test edeceğiz ama şu an ben kullanırken onu hissettim. Bu araç bayağı hızlı. Yani 120'yi görür diye düşünüyorum. İnşallah görür. Hep birlikte bakacağız. Hadi be. Şu kamyonun peşine tıkıldık kaldık burada. Verdiğimiz paraya değer, araç çok konforlu diyor yolcular. Ben de verdiğim paraya değer diye düşünüyorum otobüse. Buradan sağdan çıkacağız, hemen sinyalimizi verelim. Oldukça yavaşlamak lazım burada. Çok güzel. Ne oldu?
Nereye vurduk ki? Arkamızda araç mı varmış bizim? Vallahi rahat da dönüyordum diye düşündüm ama. Allah Allah, nereye vurduk acaba? Hiç fark etmedim. Arkamda araç mı vardı? Onu da görmedim. Her neyse, ufak bir kazaydı zaten. Çok önemli değil. Büyük bir kaza geçirmedik. Şu aracımızın hızını bir test etme vakti geldi arkadaşlar. 3 şeritli yolumuza düştük. Artık test zamanı. Aracımızı test ediyoruz. Sivas Erzurum seferinde yağmurlu bir gece yolculuğu. Bayağı hızlı arkadaşlar diğerine göre. Şu anda 119, 120 dedi. 120'yi geçiyor bu araç. Çok hızlısın diye polis kontrol noktasına geldik. Yolcularımız biraz sinirlendi. Ben yani 120'yi geçen bir araç kullanmadığım için daha önce bunu bilmiyordum. 120'yi geçince sinirleniyorlarmış. Duralım. Herhangi bir sıkıntı var mı bakalım. Az önce bir fazla hızlandık. Devam et. Polisler bize problem yaşatmadılar. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bunu da öğrenmiş oldum. 120'yi geçmemek lazımmış. Allah Allah. Vallahi yolcuları durduk yere sinirlendirdik ya. Araç çok hızlı arkadaşlar. Gerçekten şimdiye kadar böyle hızlı bir araç kullanmadığım için bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli olmak lazım. Hatta şuradan hız sınırlayıcıyı açsak mı? Kaç yapalım bunu? 115 iyi mi? 115 iyidir. Açık. Tamamdır. Hız sınırlayıcımızı açtık. Bu saatten sonra yolcularımız artık sinirlenmez. Onların memnuniyet durumu ne alemde şu an? 100 artı diyor. Araç konforundan dolayı o geçirdiğimiz küçük kazayı ve hızdan dolayı bir düşen memnuniyeti dengelemiş olduk. Konforlu araç kullanmanın faydaları. İyi ki almışız bu otobüsü. Çok güzel. Şu an 115'i geçmiyor. Hızımızı sabitledik. Rahatız. Fren yapınca bozuluyor mu peki o? Fren yapayım. Şöyle bir yavaşlatayım. Yok, bozulmuyor. Bak bu güzelmiş. Normalde hız sınırlayıcı frene basınca bozulur. Burada bozulmuyor. Onu güzel yapmışlar. Yani zırt pırt sürekli onunla uğraşmaya değmez yani, uğraşılmaz. O yüzden bu şekil güzel. Diğer araçlarda zaten hiç gerek yoktu yani hız sınırlamaya. Zaten yüzü zor geçiyorlardı. Bizim Turismo bile bu hızları görmüyordu yani. Araç çok güzel arkadaşlar ya. Ben gerçekten çok beğendim. Gerçekten muhteşem bir araç. Gerek konforu olsun, gerek hızı olsun. Çok iyi. Seferleri bununla çok daha rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliriz artık. İleriden sağa döneceğiz. Yolu Mesafeyi kaçırmayalım. çevir. Burada da frenle dönmem lazım. Şimdi hız sabitleyici olduğu için sürekli gaz veriyor. Gaz kesmiyor buralarda. Frenle dönmem gerekiyor. Onu da ben manuele çekebilirim sanki bir ara. Böyle virajlı yollarda falan bana problem yaşatabilir. Bu arada hiç bakmadım ne kadar yolumuz var. 300 küsür kilometre yolumuz var. Tam 300'e düştü şu an. Hatta 100'müş. Ne 300'ü? Yanlış baktım. Bayağı bir ilerlemişiz arkadaşlar biz. Yolumuz pek kalmamış. O yüzden ikram almıştım. Sayın konuklarımız, Muavinimiz ikram servisimiz ikramları başlamak dağıtıyor. üzeredir. Muavincim, boş boş Koltuklarınızı oturuyorsun zaten. Hiçbir serviste işe yardım yaradığın yok. etmeniz önem verici Aracı olur. park ederken, Afiyet park olsun. ettiğimiz yerden çıkarken bize hiç yardımcı olmuyor. Tek faydası ikram dağıtması. Öyle yanda boş boş oturuyor, para alıyor arkadaş. He, geldin mi hemen? Hemen geldin mi? Hoş geldin. Bayağı büyük iş yaptın ya. Yine şu dar yola gireceğiz arkadaşlar. Burayı yavaşlayalım. Şu hız sabitleyiciyi ben kapatacağım artık. Virajlı bir yola girdik. Hiç gerek yok bununla uğraşmaya. Sürekli gaz veriyor çünkü. Çok güzel düzlüğe çıktık. Biraz daha dar yollar devam edecek ama yolumuz çok kısa artık bu saatten sonra, problem değil bizim için.
Yine yağmur başladı. Tam Erzurum'a girişte tekrardan yağmura yakalandık. Sileceklerimiz tekrardan çalışsın. Çok konforlu, güzel bir yolculuk geçirdik arkadaşlar. Vallahi yani bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum ben bu aracın. Çok iyiymiş. Birazdan terminale gireceğiz. Bu sefer peron girişlerini kaçırmamaya özen göstereceğim. Diğerinde bayağı bir dolaşmıştım. Mor otobüs mü olur ya? Mor hiç yakışmamış. Hiç yakışmamış. Buradan değil, sol taraftan gireceğim. Bu sefer gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Şu mor arkadaşımızın peşinden biz de girelim peron girişine doğru. Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Ben bunu geçeceğim ya, bu acayip yavaş gidiyor. Mor kardeş. Bayağı hızlandı ya yağmur. Varış noktasına da ulaştık arkadaşlar. Peronumuz az ileride. Şöyle genişten. Tek seferde gidelim. Tek seferde de girdik. Daha önce hiç bu kadar rahat seyahat etmemiştim. Hemen bagaj ve kapıları açalım. Buraya atlayalım. Sefer raporumuz gelsin. 3280 lira gelirimiz var. 499 lira giderimiz var. 2697 lira da bize kalan para. Çok güzel, keyifli, hızlı bir yolculuk oldu. İlk defa bu kadar hızlı bir otobüsümüz oldu arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.